Samanyolu Haber ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türksel ve Türkiye Eğitim Vakfı'nın Van için Türkiye Kumbarası projesi başladı. Projenin tanıtımının yapıldığı Sait Halim Paşa Yalısı'na gidiyoruz şimdi. Samanyolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar ve konuğu Türksel Genel Müdürü Süreyya Civil karşımızda. Şimdi sözü hemen biz Metin Bey'e ve konuğuna bırakalım. Evet Sevcan Hanım, biliyorsunuz Van depreminden sonra pek çok kampanyalar düzenlendi ki Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerinde öncü kuruluşlarından olan Türksel'de Milli Eğitim Bakanlığı ve TEV'le birlikte şimdi Van'daki çocukların eğitimleri için önemli çalışmalar yapıyor. Onları da Türksel Genel Müdürü Sayın Süreyya Civil ile konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar Metin, nasılsın? Çok teşekkür ederim, çok sağolunuz. Türksel geçmiş dönemlerde de çok fazla sosyal sorumluluk projelerine imza attı ki Van depreminden sonra da böyle bir projeyi bekliyorduk. Gerçekten çok kapsamlı, hem Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte hem de TEV'le birlikte oradaki çocukların rahat okuyabilmeleri ve geleceğe rahat hazırlanabilmeleri için önemli bir çalışmaya imza attınız. İsterseniz öncelikle birkaç cümleyle çalışmadan bahsedelim. Evet. Vallahi şimdi ilk önce o çalışmaya girmeden şunu söyleyeyim. Yani 23 Ekim'de saat 13.41'de deprem 7.2 şiddetinde, yani ciddi şiddetli bir deprem Van'ı vurduğunda gerçekten kalbimiz sızladı. Ve birçok vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız enkaz altında kaldı. Türksel olarak birinci önceliğimiz o deprem gibi bir afet sırasında iletişimi kesmemekti. O yüzden Türksel ekibi gerçekten çok ciddi fedakarlıkla çalıştı. Yani 4 gün uyumadan çalışan kardeşlerim var. Bunun yanında 112 gibi bir numaraya, acil yardım numarasına, sesle konuşulan bir numaraya bazı vatandaşlarımız enkaz altında telefonu kulağına götüremedikleri için SMS atmışlar. Fakat o numara SMS almıyor. Bir mühendis arkadaşımız Türksel'de bunu Maltepe'de keşfediyor ve hemen o gelen SMS'leri nasıl dekode ederiz diye arkadaşlarımız anında gece gündüz çalışıyorlar ve dekode ediyorlar ve bu sayede bu 65 tane vatandaşımız enkaz altında nerede olduğu belirleniyor. Onlarla irtibat kuruluyor ve bugün hayattalar. Ben böyle olayları hatırlıyorum. Hemen depremden evet. Kısa birkaç saat sonra böyle ulaşmalar oldu ki televizyonlarda da haberler oldu. Hatta depremden birkaç gün sonra oraya ulaştığımda gerçekten sizlerin de araçlarını orada gördüm ve insanların iletişimleri sağlanıyordu. Evet, çünkü birinci işimiz vatandaşın temel ihtiyacı olan iletişimi kesintisiz en yüksek kaliteyle vermek. Bunu başardık. Fakat bu depremden sonra Van'da ciddi bir korku. Çünkü ikinci bir deprem de geldi biliyorsunuz. Evet. Kasım ayında. Ve ikinci depremin etkisi, psikolojik etkisi daha da büyük oldu. Gördük ki Türkiye ve Van bu depreme yenilmeyecek. Yoluna devam edecek. Biz de Türksel olarak buna nasıl destek oluruz diye düşündük ve Milli Eğitim Bakanlığı TEV'le bir işbirliği yaptık. Bu da bence güzel bir örnek. Hı hı. Bir devlet kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşu. Çünkü bizim bağış toplama kapasitemiz yok. O yüzden bir sivil toplum kuruluşuyla çalışmamız uygun olurdu. Ve Türksel bir araya geldik. Türkiye Kumbarası isimli projeyi ortaya çıkardık. Bu Van için Türkiye Kumbarası ilk etapta Türksel'in 5 milyon liralık yaptığı yardımla İlk etapta 100 tane öğretmenimize öğretmen evi yapacağız. 2+1 tamamen depreme dayanıklı, çelik konstrüksiyon, modern, içinde en iyi iletişim hizmetleri olan 100 tane evden bir öğretmen evi, köyü, kampüsü ortaya çıkacak. İkinci etapta ise hemen 100 tane öğrencimize ev olacak öğrenci yurdunu yine depreme en dayanıklı çelik konstrüksiyon şekilde yapıyor olacağız. 100 tane öğrencimize de burs vereceğiz. Bu Türksel'in verdiği 5 milyon liralık yardımla başlayacak. Fakat Türksel olarak dedik ki biz daha önemli, daha farklı bir iş yapalım. Ve bu proje 100 tane öğretmen eviyle kalmasın, daha da büyüsün. Hı hı. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize tahsis ettiği arazi için teşekkür ediyoruz. Fakat burada yer olduğu için bir kampanya yaratmaya karar verdik. İstedik ki halkımız da kendisi de yapabildiği kadar katkıda, yardımda bulunsun. O yüzden isteyen vatandaşlar 52-83'e bir SMS, Van yazıp SMS atarlarsa 5 lira bağışta bulunacaklar. İsteyen vatandaşlar TürkiyeKumbarası.com'dan
online kredi kartıyla bağış yapabiliyor olacaklar. İsteyen vatandaşlar 5 tane bankamız, Vakıf Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti Yapı Kredi'den de TEV'in Van fonuna bu yardımları yapabilecek. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz TürkiyeKumbarası.com sitesiyle bu bağış dünyasında da bir inovasyon yaptık. Yani yapılan bağışı istedik ki insanlar takip etsinler. Para nereye gidiyor görsünler. Bu yüzden hatta kameralar koyduk. Bu inşaat alanını her gün gelişmeyi vatandaşlara duyuracağız. Yani inşaat nasıl gidiyor ve yaptığınız yatırımın, yaptığınız bağışın nereye gittiğini de takip edebiliyor olacaksınız. Hatta şunu da yaptık. 60 bin liraya bir tane 2+1 öğretmen evi yapılıyor. Eğer 60 bin lirayı bir grup çalışan, bir grup şirket çalışanı veyahut da bir grup insan veyahut da bir kişi bir araya getirirse 60 bin liraya kendi adlarını verecekleri, kendi resimlerini koyacakları, kendi adlarını asabilecekleri kalıcı bir eser bırakmış olacaklar. Siz de başlattınız galiba bunu, değil mi? Bunu ben de başlattım çünkü rahmetli annem ve babamın adına ben de ilk evi için yardımı yaptım. Süreyya Bey, bu işe girince zaten geçmişte de bu tarz şeyler yapıyordunuz ama bu işe de girince gördünüz değil mi? Türkiye'de gerçekten insanlar sanki yardım etmeye hazır bekliyorlar gibi bir durum söz konusu bu ülkede. Bizim yani insanımız o yüzden dünyada eşsiz. Hakikaten sevgi dolu, alçak gönüllü, yardım etmeye hazır ve yani insanlar bazen elindeki, evindeki yemeği ihtiyacı olana vermeye hazır. Biz de teknolojiyle bu birleşmeyi, bu paylaşmayı gerçekten hayat paylaşınca güzel diyoruz. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bu paylaşmayı teknolojiyle daha üst seviyelere taşımaya niyetliyiz. Türkiye'nin değişik yerlerinde call center'larınız var ki oralarda evet. Çalışan insanlar var. Acaba bu bölgeyle alakalı çalışmalarınız da var mı? Metin, iyi ki hatırlattın. Bu bence gerçekten çok önemli. Biliyorsun Van depreminde en çok etkilenen ilçe Erciş ilçesiydi. Biz de Mart ayında, yani bu Şubat ayındayız, önümüzdeki ay içinde Erciş'te çağrı merkezi inşaatını bitiriyor olacağız ve çağrı merkezini 100 kişiye istihdam verecek çağrı merkezini açılışını yapıyor olacağız Milli Eğitim Bakanımızla birlikte. Burada aynı Karaman'da olduğu gibi orada da Milli Eğitim Bakanımızın büyük desteği vardı. Çalışanların %50'si engelli vatandaşlar olacak. Yani Erciş'te, Van'da kaza geçirmiş, depremden zarar görmüş vatandaşlarımız da, engelli vatandaşlarımıza da fırsat eşitliği sunuyor olacağız. Ve çalışanların %50'si engelli vatandaşlar olacak. Evet, sonuç itibariyle deprem bir eğitim öğretim sezonu içinde oldu. Çocuklar, öğrenciler haftalarca okullara gidemediler. Ancak inşallah bu yatırımlardan sonra onlar o açıkları da hızla kapatacaklardır. Evet, aynen. Yani bu şehrin büyümesinde eğitimin, öğretimin çok önemli bir yeri var. Gelecek eğitim, öğretim sayesinde oluyor. Ve biz de eğitim, öğretime çok önem veriyoruz. Bu yüzden destekliyoruz. Fakat bu projenin farklı yapan sadece Turkcell projesi değil, bu artık Türkiye'nin projesi. O yüzden adı Türkiye'nin kumbarası ve Van için Türkiye kumbarası diyoruz. Turkcell 5 milyon lira koydu. Allah'a çok şükür diyoruz, bize bu fırsatı verdi. Biz bu yardımı yapabiliyoruz. Fakat vatandaşlarımız da kendi yapabilecekleri yardım yaparlarsa çok şeffaf bir şekilde yaptığı yardımlarla neler ortaya çıkıyor onu da görüyor olacaklar. Pekala, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sevcan Hanım, gerçekten Türkiye sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Turkcell'in de öncülüğünü yaptığı pek çok projeyle artık alından söz ettiriyor. Eskisi gibi sadece ticari rekabet değil, aynı zamanda topluma kazandırdıklarıyla da şirketler öne çıkmaya devam ediyorlar. Şimdilik size buradan hayırlı günler diliyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hem Metin Bey'e hem de konuğuna bir kez daha. Değerli izleyenler, devam edelim.